O zaman Özlem'le devam edelim. Dün sendeydik. Bakalım Özlem gelinin bugünün yarışmacısı Birgül geline kaç puan verecek? Önce puanını öğrenelim, sonra konuşalım. Benim sana puanım 3 puan. Neden 3? Ezgi Hanım, ben karşılamasını yetersiz buldum. Tabii ki yani evinin konumu, şekli, yani aynı evlerde oturmuyoruz. Hani bir havuz karşılaması ya da hani öyle bir şey, bir beklenti de değildi. Ama hani geçmiş bölümlerde de seyrettiğimiz gibi havuzu olmayan gelinlerin de farklı karşılama biçimleri vardı. Karşılama şeklindeki işte verdiği şerbetin hani kendi adetlerine göre bir anlamı vardı. Evet, manevi anlamı varmış ama ben ilk kez görüyorum. Bana biraz saçma geldi. Yani o anda böyle bir garipsedim onu. Şerbet bir garip geldi bana mesela. Onun yerine soğuk meşrubat verseydi belki daha ferahlatırdı bizi. Anlam veremedim ona. Onun dışında evini genel olarak beğendim ama küçük detaylar var bağdaştıramadığım. İşte salondaki perdelerin rengi çok açık kalmış, yani fonlarının. Ben zaten perde takıntısım var biliyorsunuz. Yani tüllerine değil ama fonlarının rengine koltukları açık kullanmış. Orada böyle bir kayboluş var, yani hani ayrım yok fonlarla işte koltuk arka arkaya geldiği zaman. Onun dışında mutfağında kahve köşesi olarak adlandırdığı bir yer vardı ama orası kahve köşesi değildi. Yemek masasıydı, yani mutfaktaki ufak bir yemek masasıydı. Orasını ben çok beğenemedim. Çeyiz olarak da yine hani 6 yıllık çeyizle 3 aylık çeyiz bana göre aynıydı. Ama onun dışında genel anlamda mobilyalarını tek başına değerlendirdiğimde evet güzeldi. Bu yüzden ben kendisinin emeğine, karşılamasına, güler yüzüne 3 puanımı verdim. Bu şekilde sonlandırıyorum. Böylelikle toplam puanın 10. 3 vereceğini yaptığı yorumlardan sonra tahmin etmiş miydin Özlem'in? Hayır. Dünden sonra? Yok, etmemiştim. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle perdelerimi beğenmemiş, ton olarak farklı bulunmuş. Zaten Özlem Hanım'ın bizden düşük puan almasının sebebi perde. Perdeden anlamadığını zaten biliyoruz. Karşılamamı saçma bulmuş. CD kadar saçma mıydı bilmiyorum. Biz CD bir hediye kısmıydı ama. Yok, CD'yen çerçeveydi bize verdiğin. CD bir senin de karşılama biçiminde bize taktın onu ve biz hayır, bu saçma demedik hani. Karşılama biçimi benimki müzikti. De yöreseldi. O neydi peki CD? Hediye mi? Ben onu nerede kullanabilirim? Onu zaten kullan diye vermedim. Hediye kullanılacak bir şey ya diye, hani. Kullan diye çerçeveyi size evet. Kendim hazırlayıp verdim. CD orasında esprisiydi. Esprideydi. Bizi güldürmedi şahsen. Yani hiçbirimiz bilmedik. Her neyse ben yorumlara cevap vermeye devam etmek istiyorum bir saniye. Onun dışında mobilyalarını beğendim diyorsun. Ben sana dün 3 verdim. Eski bir evin olmasına rağmen benim güncel evime, güncel dekoruma, güncel sunumuma verdiğin 3 puanla için rahatsa ben bir şey söylemiyorum arkadaşım. Eski evin derken 6 yıl evli olmasını kadar. Kastediyorsun. Evet, yani evi de yazlık ev gibiydi zaten. Yatak odası eskiydi. Halılarımız aynı diyor, ben aynı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Onunki yıpranmış bir halıydı. Benimki en azından şu anda yeni. Yan yana göründüğü zaman ekrana verirlerse sevinirim hatta. İki halı birbirinden tamamen farklı. Aynı demek bence haksızlık. Aynı görmüş arkadaşımız. Zaten halıdan perdeden anlamadığını biliyordum ama en azından göze hoş geleceğini ve estetik olacağını düşünüyordum. Bakalım. Özlem'in kısası kısas yaptığını düşünüyorum. Bundan sonra bence herkese verilen puanı verecek. Kendince böyle bir taktik uygulayacak. Ben puanımı korumak isteseydim sana 2 puan verirdim. Çünkü bana göre çok eksikler vardı. Uyuşmayan bir sürü şey vardı 3 aylık bir eve göre. Ama ben sana senin güler yüzüne verdim aslında bu puanı. O zaman gelinlerden alacağı toplam puanı belirleyecek olan Tuğçe gelinle devam edelim. Tuğçe gelin acaba günün sonunda Birgül geline kaç puan vermiş? Hemen puanını öğrenmek istiyorum, sonra konuşalım. Benim sana puanım 4. Bir güzel puan daha, yüzünü güldürecek bir puan daha geldi. Teşekkür ederim adaletin için. Çok teşekkür ederim. Ve böylelikle ederim. Toplam puanın gün sonunda 14 puan.
Bir puanı nereden kırdın? Öncelikle Özlem'e göre daha güzeldi evin. Hakkaniyetli olacağıma kendime söz verdim programa katılırken de. Zaten beğenmediğim yerleri de detaylı olarak değerlendirdim. Özlem arkadaşımın dediği gibi kahve köşesini kahve köşesi olarak anlamlandıramadım. Yani salona özeni yakıştıramadım. Aynı şekilde sehpan, mermer desenli olmasını uyduramadım. Masa üstünde mesela iki tane olmasını anlamlandıramadım. Keza çeyizinde de zaten söylemiştim. Genel anlamda yeterliydi. Yani oradan puan kırmadım açıkçası. Sunumun olsun, misafirperverliğin olsun beğendim. Benim sana puanım bu, haklı hakkaniyetli davrandığımı da düşünüyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim puanlarınız için kızlar gerçekten. Diğer arkadaşları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Bize teşekkür etmiyor musun? Yok, hayır, etmiyorum. Yani daha düşük versek daha kötü mü olacaktık? Kötü değilsin ki. Hayır, onlara teşekkür ettim, bize etmedin evet, mi? Evet, çünkü bu puanı hak etmedim. Çünkü evle aynı puanı veriyorsan hak etmedim. Sen neye de kendini göre sorguladın mı, arkadaşlar neye göre yükselttiler bu puanı dünküne göre diye? Bilmem, benim hoşuma gitmeyen şeyler belki daha ağır basmıştı. İşte hoşuna gitmediği için verdim, belki de güzelliği hoşuna gitmedi. Güzelliği. Evet, senin evinden bir bakış tık üstteyse hoşuna gitmemiş olabilir. Göreceğiz doğru. Göreceğiz onu. Evet. Yani bizi de geçtim. Zaten bu yayınlandığı zaman insanlar buna muhakkak, karar verir. Muhakkak. Hangi gün sendeyiz? Yarın. Yarın sendeyiz. Evet, 14 puan. Çok güzel bir puan. Peki ben kaç puan vereceğim acaba Birgül Gelin'e? Şimdi onu görelim. Sırada benim puanım var. Evet Birgül, karşılaman çok güzeldi. Geleneksel şekerli su dağıtmanı ben açıkçası beğendim. Ağzımızın tadı bozulmasın demek istedin. Sunumların da güzeldi. Yemek masasındaki uyum çok güzeldi. Yemekler daha çeşitli, lezzetler daha farklı olabilir miydi? Çok konuşuldu. Çünkü gelin evinde çok alışığız bunu görmeye. Çok fazla lezzet görmeye alışık olduğumuz için. Ama çok lezzetlilerdi. Onu belirtmek istiyorum özellikle. Çeyizin gayet güzeldi. Evin de gayet huzurlu, aydınlık, ferah, uyumlu ve güzel bence. Kızlardan da çok çok güzel puan aldın. 14 puan. Dile kolay. Benim puanımı da büyük final günü göreceksin zaten. Bakalım ben sana kaç puan verdim? Evet, bugünün sonuna geldik. Bugün Birgül Gelin'in evindeydik. Yarın Hüsna Gelin'in evinde olacağız. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Ben her gün ne diyorum? Ben Ezgi Sertel. Sen de koş, gelin evine gel. Hoşçakalın.